27. maddeden kaldığımız yere devam ediyoruz. Harcırak kanunun 3. kısmına geçtik. Yol masrafı artık yavaş yavaş harcırağın unsurlarına girmeye başladık. Yol masrafı 27. maddeden başlıyor. Daha sonra yevmiyelerden bahsedeceğiz. Daha sonra 44. madde aile masrafı ve yer değiştirme masrafı. Ve bölüm sonlarına doğru gelmiş olacağız. 27. madde yol masrafı. Artık harcırağın unsurlarına girdik. Yol masrafı madde 22. Yurt içinde yol masrafı muayyen tarifeli, yani tarifesi belli nakil vasıtaları ile seyahatte bu kanuna ekli bir sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre, aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarifesi üzerinden bilet parası ve tarifesi belli olmayan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde 3 numaralı sütunda gösterilen nakit vasıtalarına göre seçilen gerçek masraftan meydana gelir. 27. maddeye ekli bir sayılı cetvelde görev ünvanları ve birinci sütun görev ünvanları ve aylık dereceleri, ikinci sütun muayyen tarifeli taşıt ile seyahatte, üçüncü sütunda gayri muayyen tarifeli taşıtta yol masraflarının neye göre ödeneceği yazmaktadır. İkinci fıkrada da ancak Cumhurbaşkanı ve diğer sayılan ünvanlar ve bunlarla birlikte seyahat edenlere bu kimse bu madde hükmüne bağlı olmaksızın bu kişiler tarafından tayin olunacak mevkilerde seyahat edilebilir. Yani bu kişilerle birlikte seyahat edenler de bunlara bağlı olarak seyahat edebilirler. 27. maddeye ekli bir sayılı cetvelimiz ve 27. maddenin açıklaması, cetvelin 1, 2, 3. sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Cetvelin 1, 2 ve 3. sırasında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Yani yurt dışı seyahatlerde uçaklarda 1. sınıf gideri üzerinde seyahat gideri ödenenler, aylık dereceleri 1 olan ve 33'ün B'sinde olanlar kimlerdi? Bunlar denetim elemanları, aylık dereceleri 2 ve 4 olanlar. Bu 1, 2, 3 uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla seyahati zorunluysa bunların dairelerince onaylanması gerekmektedir. 1, 2, 3 uçakla seyahat edebilir, diğerlerinin uçakla seyahati 1, 2, 3. sıra uçakla seyahat edebilir, diğerlerinin onaya bağlı. Tarifesi belli olmayan taşıtlarda seyahatte mutat ve ekonomik olan taşıttan maksat, otomobil ve otobüs gibi taşıtlar işletilmekte ise bunlardan ucuz olanıdır. Üçüncü madde, yukarıdaki cetvele göre müstahak oldukları mevki ücretinden fazla bir şey ödememek şartıyla daha pahalı mevkide seyahat edebilirler. Yani daha pahalı bir mevkide seyahat edebilir ama kendi hak ettiği yol masrafını alır. Üçüncü fıkra bu şekilde. Muayyen tarifesi belli olan taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti esastır. Yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde yemekli bilet ücreti ödenir. Bunu 30. maddede daha detaylı göreceğiz. Özel otomobille seyahat edenlere bununla ilgili de güzel bir sorumuz var. Özel otomobille de seyahat edebilir ama buna yine müstahak olduğu bu taşıt ücreti ve bu taşıta göre hak ettiği taşıt ücretine göre geçecek günler için yevmiye verilir. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere de. Şimdi soru çözmüş olalım. 6245 sayılı kanuna ekli bir sayılı cetvelle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cetvelin 1, 2, 3. sırasında gösterilenler uçakla seyahat edilebilir. Diğerlerinin onaya bağlıdır. Doğru. Müstahak oldukları mevki ücretinden fazla bir şey ödememek şartıyla daha pahalı mevkide seyahat edebilirler dedik. İstediği mevkide seyahat edebilir ama farkı kendisi öder. Kendi hak ettiği taşıt ücretini alır. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere müstahak oldukları taşıt ücreti ödenir. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti, yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde yemekli bilet ücretinden yemek bedeli düşülür. Düşülmez. Bunu 30. maddede daha güzel görmüş olacağız. Yine üçüncü sorumuz da özel otomobiliyle seyahat halinde neyin ödeneceğine ilişkin. Üçüncü sorumuz da otobüs ücreti 150 lira, otobüs yolculuk süresi 20 saat, özel aracıyla gidiyor 450 TL, özel araç 26 saat. Yani yol masrafı da farklı, yolculuk süresi de farklı. Hangisi doğrudur? Şimdi ne diyoruz? Taşıt ücreti olarak özel otomobiliyle giderse 150 TL'yi alacaktır. Otobüsle gittiği için
kendi arabasıyla normalde gitti. 26 saat normalde 2 gün alması gerekir sürekli görevde. Ama müstahak olduğu otobüs olduğu için 20 saat üzerinden, yani 1 gün olacak. 150 alacak artı yevmiyesi de 50, 200 TL alacaktır. Cevapta özel otomobil sorusu da bu şekilde anlatmış olalım. Memuriyet mahalli içinde yol masrafı. Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yerlere muhtat olan taşıt aracına göre gerçek masraf ödenir. Burada memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere. Gidilen yer memuriyet mahalli içinde olacak. Memuriyet mahalli dışında değil, bu memuriyet mahalli içinde. Gidilen yere taşıt aracıyla gidilebilecek mesafede olması gerekir. Bu durumda mutat taşıt ücreti ödenir. Memuriyet mahalli içinde normalde harçlığa ödenebilmesi için bir kişinin ne olması gerekir? Memuriyet mahalli dışına gitmesi gerekir. Ama düşünün, memuriyet mahallinde memuriyet mahalli içinde görev gereği bir yerden başka bir yere gitmeniz gerekiyor. Gidilen yer memuriyet mahalli içinde olacak. Belediye sınırları içerisinde bir yere görevli olarak gidip geliyorsunuz günlük. Ama memuriyet mahalli içinde. Ama araçla gitmeniz gerekiyor. Normalde harcına alamıyorsunuz memuriyet mahalli dışına çıkmadığınız zaman. Ama araçla gidiyorsanız 28. maddeye göre taşıt ücreti alabilirsiniz. Memuriyet mahalli içinde olacak. Gidilen yer taşıt aracılığıyla gidebilecek bir mesafede, yani yürüme mesafesinde olmayacak. Taşıtla gidilebilecek mesafede olursa taşıt yol masrafı alabilirsiniz. Burada tek şart ne diyor? 48. madde kapsamı hariç 48. maddede detaylı bahsedeceğiz. 48. maddede seyahat kartı veriliyor memuriyet mahalli içinde gezen bazı ünvanlardaki sayılan ünvanlara, işte tahsildar gibi kişilere. Bunlar sürekli sürekli olarak gezici olarak görev yaptıkları için bunlara taşıt ücreti değil seyahat kartı veriliyor ve ücretsiz seyahat etmeleri sağlanıyor. Bu hariç diyor. Mutat taşıt ücreti ikinci fıkra diyor ki acele ve zorunlu hal olacak. Acele ve zorunlu olacak. Mutat taşıt aracı dışında bir araçla gidilmesinin gerekmesi olacak ve dairamenin uygun görülmesi önemli bir evrak var. İşin acele ve zorunlu olması gerekiyor. Mutat taşıt aracı dışında bir araçla, diyelim mutat taşıt aracınız otobüs, taksiyle gitmeniz gerekiyor. Gerekmesi mutat taşıt aracı dışında gidilmesinin ve daire amirince uygun olması gerek durumlarda mutat dışında da taşıt ücreti ödenebilir. Şartları bunlar. İş acele zorunlu olacak. Mutat taşıt aracı dışında bir araçla gidilmesi gerekli olacak ve daire amirinin uygun görmesi gerekecek. 48. maddeyi de açıklamışız. Memuriyet mahalli içinde seyyar görev yapanlara seyahat kartı verildiğinden taşıt ücreti ödenmez. 28. madde neden bahsediyor? Memuriyet mahalli içinde seyahat edilirse, gündelik verilmiyordu zaten ama taşıtla gidiyorsa oraya her gün taşıt ücreti mutat taşıt ödeniyor. Mutat dışında ödenmesinin şartları da burada. 6245 sayılı kanuna göre memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görevlendirilenlere ödenecek harcıra. Sadece gündelik ödenir. Memuriyet mahalli içinde olduğu için gündelik ödenmez. Yol masrafı raiç ücret değil. Memuriyet mahalli içinde görevlendirmede herhangi bir ödemede bulunmaz. Yanlış. Yol masrafı taşıtla gidiyorsa yol masrafı ödenir. Aşağıdaki durumlardan hangisinde mutat taşıt ücreti ödenir? Acele ve zorunlu hallerde daire amirinin onayıyla mutat taşıt aracı dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu durumda gerçek masraf ödenir. İkinci fıkra. Emniyet mensuplarının merkezden aldıkları özel görev bir sonraki maddede göreceğiz. Bunlara da gerçek masraf ödenir. Teftiş denetim 33. maddenin B fıkrasında yine göreceğiz. Ama memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere gidenlere mutat taşıt ücreti ödenir. 6245 sayılı kanuna göre hangisine, ilgilisine sadece mutat taşıt ücreti ödenir. Mutat taşıt aracıyla memuriyet mahalli dışında 9'da gidip 17'de gelen personel. Burada demişiz sadece taşıt ücreti ödenir. Mutat taşıt ücreti. Şimdi mahal dışına gitti, 9'da gitti, 17'de geldi. 39. maddede göreceğiz. Buna
Hem taşıt ücreti ödenir hem de üçte bir gündelik ödenir. Bu gitti. Biz sadece mutat taşıt demişiz. Resmi araçla memuriyet mahalli dışına gidiyorsa taşıt ücreti ödenmez. Bu kanunu 48. maddesinde seyahat kartı verilenlerden seyahat kartı verilmişse o zaten ücretsiz seyahat ediyor. Dolayısıyla ona şey verilmez. Taşıt ücreti verilmez. Mutat taşıt aracılığıyla memuriyet mahalli içinde 12'de gidip saat 20'de memuriyet mahalli içinde dediği için buna gündelikte verilmeyecek. Dışında demiş olsaydık buna gündelikte verilirdi diyecektik. Şimdi geliyoruz 29. madde, uzun bir madde. 29. maddeye karışık bir madde gibi görülüyor. Yine şeklimiz aracılığıyla anlatmaya çalışalım. İki durum var burada. Örnek 1 ve örnek 2 yaptık. Şimdi yurt dışı sınırı burası. Örnek 1'de örnek 1'i açıklayalım. Görev yeriyle aktarmasız istasyon, aktarmasız hareket yeri görev yeriyle yurt dışı arasında ise örnek 1'in durumu bu. Görev yeriyle aktarmasız hareket yeri olan istasyon arası yurtu. Şimdi burada görev yeri buradaysa İstasyon aktarmasız hareket yeri buradaysa burayla bura arasına yurt içi geçiş görev yolu hükümleri uygulanır. Buradan diğer tarafa da yurt dışına da yurt dışı yolculuk hükümleri uygulanır. Tekrar söyleyecek olursak örnek 1 aktarmasız hareket yeri. Aktarmasız hareket yeri ne demek? Buradan sonra başka bir şey değiştirmeyecek. Diyelim havaalanına gitti. Uçakla başka bir vasıtaya binmeden buradan direkt yurt dışına gideceği zaman örnek 1 ve istasyon buradaysa örnek 1 ile istasyon arası yurt içi geçiş görev yolu olacak. İstasyon ile gideceği yer arasına da yurt dışı geçiş görev yolu ödenecek. Örnek 2 farklı. Örnek 2'de görev yeri burası. Durak bu tarafta. Geride durak. Örnek 2'ye göre de görev yeriyle en yakın durak yeri arası yurt içi geçiş görev yolu. Durak 2 ile de gideceği yer arası da yurt dışı yolculuk hükümleri uygulanır. Madde karışık. Şu örnek 1 ve 2'yi anladığımız zaman maddeyi anlamış olacağız. Yine 1-2 soru çözmüş olalım. 6245 sayılı kanuna göre yurt dışında seyahatlerde ödenecek yol masrafı ile ilgili hangisi yanlıştır? Yol masrafı yolculuk yapılan taşıtların Türkiye'den aktarması hareket yerinden ve memuriyet merkezi ile bu yerle bulunanlar için en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Örnek 2'den bahsediyor bu. Doğru. Örnek 2 en yakın durak yeri. Devam ediyoruz. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine en yakın durak yerine kadar olan yolculuklarda yurt içi yolculuklarına ait hükümler uygulanır. Yurt dışından dönüşte de aynı esaslara uyulur. Doğru. Yurt dışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında tren, vapur veya uçak bileti yol masrafı olarak ödenir. Yurt dışında sadece geçici görev yolculuklarında yol masrafına istasyon, liman. Bu yanlış. Yurt dışında hem geçici hem de sürekli görev yolculuklarında şunlar yol masrafına ilave olunur. Yine üçüncü soru bu madde metnini üçüncü ve dördüncü soru olması lazım. Üçüncü ve beşinci soru madde metnini anlamamızı sağlayacaktır. Kırşehir ilinde 6245 sayılı kanun kapsamındaki dördüncü dereceli jeolog yurt dışına görevli gidiyor. Şimdi beynin uçakla yapacağı yolculuğa ait yol gideri turist sınıfı üzerinden ödenir. Turist sınıfı üzerinden madde metninde yazmaktadır. Burada sayılan uçakla yapılan seyahatlerde burada sayılan ünvanlar birinci sınıf. Bunların dışındakiler de ikinci sınıfla seyahat ediyorlar. Burada sayılan yasama organı başkanı şu ünvanlar birinci sınıf. Bunların dışındakiler turist sınıfı yani ekonomik sınıf olarak geçiyor. Onlarla seyahat ediyorlar. Dördüncü dereceli olduğu için jeolog ünvanlarda sayılmadığı için turist sınıfı üzerinden ödenir. Doğru. Görev yeri olan Kırşehir ile Ankara arasında yolda geçen süre için yurt dışı gündeliği. Ne dedik? Görev yeri ile Ankara'dan aktarmasız hareket yeri Ankara'dan uçağa binecek. Oraya kadar yurt dışı. Havaalanından görev yerine kadarki yol masrafı B'nin kurumunca karşılanır. Bu da doğru. Bay B yurt dışından Ankara'ya uçakla oradan da Kırşehir'e geldiğinde Polonya Kırşehir arası hesaplanacak artırarak da yurt dışı yolculuk hükümleri değil. Yurt dışından yurt,
dışına giderken ki aynı hükümler uygulanır. Dolayısıyla Polonya'dan Ankara'ya yurt dışı, Ankara'dan Kırşehir'e de yurt içi hükümler uygulanır. 30. madde, çok basit, biletin yemeksiz olarak alınması mümkün olmayan vasıtalarda seyahat. Bugün uygulaması var mı çok bilmiyorum ama belki kanun çıktığı yıllarda vapurlarda belki olan bir durumdur. Ne demek? Çok basit. Bileti örnek bir şey vermiş olduk, yolcu bileti vermiş olduk, tren bileti verdik. Bileti yemeksiz olarak almanız mümkün değil. Bilet 70 TL ama yemek ücreti dahil. Bunda da diyor ki yol masrafı da yemek bedeli de yol masrafı olarak ödeniyor. Yani hacirahta normalde yemek bedeli diye, yemek masrafı diye bir unsur yok. Ama bileti başka şekilde 70 lira belirlemiş, yemeksiz olarak almanız mümkün değil. Yani bileti bunun parçalanamıyor. Yani yemek bedeli şu kadar, yol masrafı şu kadar diye ayrılması mümkün değil. Burada diyor ki yol masrafı 70 TL ama içinde yemeği de veriyor. Bu durumda diyor ki yemek bedelini de yol masrafı sayılıyor. Biletin yolu yemeksiz olarak alınması mümkün olmayan bir araç ile seyahat halinde yemek bedeli de yol masrafı kabul ediliyor. Ama bunun şartı nedir? Biletin yemeksiz olarak alınması mümkün olmayacak. Ama hem yemek bedeli dahil bilet var, hem de yemek bedeli hariç bilet varsa bunda yemek bedeli ödenmeyecek. Bu örnekte gördüğümüz gibi yemek ücreti dahil yol masrafı, yemek ücreti dahil bilet bedeli 70 TL ise 70 TL yol masrafı ödüyoruz. Şimdi bununla ilgili bir tane soru çözmemiz yetecektir. 6245 sayılı kanuna göre bilet 90 TL. Ama bunun içinde yemek 40 TL, yol 50 TL. Ama bilet ücreti 90 TL. Bu durumda hangisi doğrudur? Yol masrafı olarak 50 TL ödenir. Yemek bedeli harcırah unsurundan olmadığı için 40 TL ödenmez. Yol masrafı ödenmez. 90 TL diğer giderek olarak ödenir. Yol masrafı 50 TL ve yemeğe ilave olarak 40 TL ödenir. Ne dedik? Burada 40 TL'yi ödüyor muyuz? Ödüyoruz. Yemek bedelini ödüyoruz çünkü biletsiz olarak alması mümkün değil yol masrafını. Ama 90 TL'yi yemeği olarak değil, yol masrafı olarak ödüyoruz. Buna dikkat, yol masrafı olarak ödemiş oluyoruz. Bu maddeyi de böyle anlatmış olalım. 31. madde, indirimli yol seyahatlerde yol masrafı. İndirimli seyahatlerde ne demek? Birinci maddenin A, B, C fıkralarında yazılı kurumlara ait veya bunlar tarafından kiralanmış nakil vasıtalarında. Birinci maddenin kanun kapsamında giren maddelerin veya bu kurumlara ait veya bunlar tarafından kiralanmış vasıtalarda paso indirim bileti veya permi, permi de tren yolculuklarında kullanılan paso demektir. Veya diğer herhangi bir surette parası olarak seyahat edenlere yol masrafı verilmez. Mantık olarak da düşündüğümüz zaman böyledir. Kuruma ait bir, resmi kuruma ait bir arabayla gittiğiniz zaman bir masraf, yol masrafı ödemediniz. Dolayısıyla yol masrafı alamazsınız. Veya kurum tarafından kiralanmış araçlar oluyor. Bununla gittiğiniz zaman yine yol masrafı ödemezsiniz. Fiilen ödediğiniz bir masraf olmadığı için. Veya paso ile kurumunuz size paso temin etti, yol masrafı ödemiyorsanız veya permi ile tren yolculuklarındaki paso. Yani yol masrafı, kısaca burada ödediğiniz bir yol masrafı yoksa diyor ki yol parası alamazsınız. Yol parası alman için bir bedel ödemen gerekir. Kurumun arabasıyla gittiysen veya kiralık araçla gittiysen veya paso ile gittiysen, permi ile gittiysen yol masrafı alamazsın demek istiyor. İkinci madde de diyor ki tarifeler gereğince indirim yapılması halinde, indirim yapılması halinde ne olur? Belli mesleklere veya belli yaşlara göre indirim yapılmış olabilir. Bu durumda da indirimli fiyat üzerinden ödeme yapılır. Diyelim bilet bedelinde %50 indirim yapılmışsa buna göre indirim yapılmış olur. Örnek bir paso görselimiz akılda kalması için, işte ücretsiz seyahat edilmesine ilişkin. Bu da örnek bir permi, tren yolculuklarında ücretsiz seyahate ilişkin. Hangisi yanlıştır? Tarifeler gereğince bilet ücretlerinde indirim yapılması halinde yol masrafı fiilen ödenen ücrete göre hesaplanır. Doğru. İndirim yapılması halinde fiilen %50 indirim yapıldıysa fiilen %50'sini ödediğin için onu ödüyorsun.
Harcılık Kanunu'ndaki kapsamındaki kurumlara ait paso veya permi ile seyahatlerde, paso veya permi ile de ücretsiz seyahat edilirse ödenen bir yol masrafı olduğu için herhangi bir yol masrafı ödenmez, doğru. Kiralanmış nakil vasıtalarında parasız seyahat edenlere yol masrafı ödenmez, doğru. Tarifeler gereğince bilet ücretlerinde indirim yapılması halinde yol masrafı indirimsiz tarife üzerinden, yol masrafı indirimli tarife üzerinden ödenmiş olur. 31. maddede, 30. madde, 31. maddede basit. Yine burada örnek sorularımız var indirim yapılması durumunda. 32. maddede yine basit. 27 ile 32. madde arası yol masrafı. İşte 27. madde neydi? Yol masrafı, 28 yurt içinde yol masrafı, 29 yurt dışında masraf, 30 yemeksiz bilet alınırsa ne yapıyorduk? Yemekli bilet alınırsa yemek bedelini dahil ediyorduk. 31 pasoyla ücretsiz seyahat, 32 de basit ve yol masrafı ikinci kısım bitmiş oluyor. 33. madde yevmiyelere geçmiş oluyoruz. 32. madde yine basit bir madde. Özel görevli emniyet mensuplarının yol masrafı. Diyor ki emniyet personellerinden merkezden aldıkları özel görevin gerektirdiği her türlü nakil vasıtasından itibar yararlanırlar. Bunların yol masrafı gerçek masraf üzerinden ödenir. Ne demek? Harcırak Kanunu 6. maddesinde genel hüküm neydi? Mutat taşıt ücreti ödenir. Aksine hüküm bulunmadıkça diyor. Bu madde bir aksine hükümdü. Ama bu madde kapsamında ödeme yapılabilmesi için emniyet personelinin, emniyet mensuplarının merkezden görevlendirilmeleri gerekir. Merkezden aldıkları özel görev. Merkezden görevlendirilmeleri, özel görevle görevlendirilmeleri gerekir. Dolayısıyla bu kapsama girmeyen görevlerde sınav, tayin, eğitim bu kanunun genel hükümlerine göre yol masrafı ödenir. Madde çok basit. Emniyet personelleri ne dedim? Bakanlıktan özel görevle görevlendirilen emniyet mensupları görevlerine özelliği, önemi ve aciliyeti gereği bu görevin gerektirdiği her türlü taşıt aracından istifade edebilirler. Önemli bir görev peşindeler. Sorularımızda somut örnekler var. Emniyet personelinin müstahak olduğu mutat taşıt aracının otobüs olduğunu düşünün. Önemli bir olayın araştırmasında otobüste gidemez bu adam. Ne yapıyor? Merkezden aldığı bir özel görev varsa ne yapıyor? İstediği araçla her türlü nakil vasıtasından takside kullanabiliyor, uçakta kullanabiliyor. Hırsız yakalamaysa veya bir suç örgütüyle ilgili bir şeyse nakil vasıtasıyla gidiyorsa her türlü nakil vasıtasından istifade eder. Buradaki şart ne? Merkezden görevlendirilecek, özel görevle görevlendirilecek. Bitti. Zaten bunu özetleye dördüncü soruyu çözdüğümüz zaman bunun önemini kavramış oluruz. Hangisinin yol masrafı fiilen yapılan gerçek gider üzerinden ödenir? Yol masrafı fiilen yapılan gerçek gider üzerinden ödenir. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterlerinin tespiti üzerine emniyet personeli. Görevlerine ait mesleki ve sağlık yeterliliklerinin tespit amacıyla giderse mutat taşıt ücretini alır. Emniyet personeli olsa dahi. Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla eğitime katılan personel, yine sürekli görevli Ankara'dan İstanbul'a atanan emniyet personeli, yine aynı şekilde mutat taşıt ücretini alır ama merkezden özel görevin gerektirdiği işlerde görevli olan emniyet mensubu yapılan ne diyordu burada? İhtiyar olunacak gerçek masraf üzerinden ödeme yapılır. Mutat taşıt aracı değil, gerçek masrafı almış olurlar.